Bildiğiniz gibi Birinci Dünya Savaşı 1918'de bitti ve 1919'da da barış görüşmeleri başladı. Şimdi burada gördüğünüz fotoğraf Paris Barış Konferansı'nda çekilmiştir. Konferansa yenen ve yenilen devletler katılmıştı ama barış koşulları yenen devletler tarafından belirlenmişti. Bu tarihte böyledir. Genelde barışı, savaşı kazanan taraf dikte eder ve belirler. Bu fotoğrafta yenen devletleri temsil eden kişileri görüyorsunuz. Soldan sağa sayarsak ilk başta İngiltere Başbakanı Lloyd George, onun yanında İtalya'dan Vittorio Orlando, üçüncü sırada Fransa'dan George Clemenceau ve en sonda da Amerika'dan Başkan Woodrow Wilson. Paris Barış Konferansı'na gelirsek, burada birazdan göreceğimiz gibi barışın şekli aslında biraz farklıydı. Başkan Wilson'ın düzenlemiş olduğu 14 ilkeyi önceki derslerde görmüştük hatırlarsınız. Ve bu ilkeler dünyanın daha demokratik olmasını amaçlayan, insanların kendi başlarına karar vermelerini destekleyen, imparatorlukların sona ermesinin daha iyi olacağına inanan, serbest ticareti destekleyen ve birinci dünya savaşı gibi savaşların bir daha yaşanmaması için oluşturulan mantıklı ve idealist maddelerde diyebiliriz. Ancak kazananların Avrupa tarafı pek de idealist bir tutum içinde değildi. Özellikle de Fransa. Çünkü Fransa bu savaşta çok sayıda insanını kaybetmişti. Ve Fransa aslında savaşın çok kanlı cephelerinden biri olmuştu. Ve Fransa'da yaşadığı bu kayıpların intikamını açıkçası almak istiyordu ve faturayı da Almanya'ya kesti. Paris Barış Konferansı'ndan çıkan antlaşmalardan biri ve en çok ilgi göreni Versay Antlaşması'dır. Evet bu söylediklerimden anlayabileceğiniz gibi Paris Barış Konferansı'nda pek çok antlaşma yapılmıştır aslında ama bunlardan en çok ilgi çekeni Versaydır. Çünkü bu antlaşmayı ile Almanya gerçekten kendini çok zor bir durumda buldu. Bu aslında Almanya için oldukça ezici ve aşağılayıcı maddeler içeren bir antlaşmaydı. Birazdan onları göreceğiz. Tabi ileride Almanya bu antlaşmanın intikamını Hitler gibi bir figürle oldukça kanlı bir şekilde aldı diyebiliriz İkinci Dünya Savaşı'nda. Bu antlaşma İtilaf Devletleri ve Almanya, Osmanlı ve Macaristan'ın bulunduğu ittifak devletleri arasında yapıldı. Şimdi bu antlaşmanın maddelerine bir bakalım. İlk olarak Almanya savaş suçlusu ilan edildi. Almanya savaş suçlusu. Bu oldukça ağır bir madde çünkü savaşın tüm sorumluluğunu tek başına Almanya'ya yıkıyor. Aslında 1914'te Temmuz sonu Ağustos başında Almanya Rusya'ya savaş ilan etmiş, Fransa'ya saldırmış ve Belçika'yı işgal etmişti. Tamam doğru bunları yapmak istemişti. Oldukça da istekliydi ve kısa bir sürede de gerçekleştirmişti. Ancak bazı ülkeler bu maddeyi yine de fazla ağır bulmuş ve buna karşı gelmişlerdi. Dediler ki, "Hey bir dakika, tamam. Almanya savaşı bir adım ileri götürmüş olabilir ama savaşı onlar başlatmadı." Savaşı başlatan olay Saraybosna'da Avusturya tahtının veliahtı Arşidük Franz Ferdinand'ın bir Sırp milliyetçi tarafından öldürülmesi olmuştur. Bunu hatırlarsınız daha önceki videolarımızda konuşmuştuk. 1914 Temmuz'unda Avusturya Sırplara savaş ilan etmiştir bu yüzden. Bunun üzerine de Ruslar hemen bunu fırsat bilip Almanya'ya saldırmışlardır. Savaşın nasıl başladığına dair birçok söylenti var ama Versay Antlaşması'na göre oraya baktığımızda savaşın tek sorumlusunu Almanya olarak görüyoruz. Antlaşmanın bir diğer maddesi de Almanya'nın sebep olduğu yıkımların faturası yani tazminatı ile ilgili. Ama özellikle de Fransa'ya verdiği zararın faturası. Fransa'ya ödenecek olan tazminat altın ve toprak olarak tahsil edilecekti. Yani bu aslında elle tutulur ve oldukça da ağır bir fatura olacaktı. Bütün o altınların ağırlığını düşünün. Bu tazminat bozulan Alman ekonomisine ağır bir darbe indirdi. Almanya'nın ödemekte sorumlu olduğu tazminatın miktarı günümüzün parasıyla düşünecek olursak eğer yaklaşık bugünün parasıyla 400 milyar dolara tekabül ediyor. Ve tabi bu çok büyük bir meblağ. O zamanlarda çok büyük bir meblağ idi. Alman ekonomisi zaten savaş sonrası kötü bir durumdaydı ve üzerine bir de bu fatura çıkartıldığında Almanların ekonomisi gerçekten sıkı bir darbe aldı. Savaşın sorumlusu tutulup böyle bir cezaya mahkum edilmek Almanya için oldukça aşağılayıcı ve küçük düşürücüydü. Aynı zamanda savaşla ilgisi olmayan başka jenerasyonlar, başka nesiller bile aslında bunun faturasını ekonomik anlamda Almanya'da ödediler. Almanya 10 yıl boyunca Fransa'ya ödeme yaptı ve ancak bu paranın yine günümüzdeki karşılığı olan 60 milyar dolarlık kısmını ödeyebildiler. Hatırlarsınız 400 milyar dolarlık bir fatura çıktı demiştik ve bunun ancak 60 milyar dolarını ödeyebildiler yani günümüz rakamlarıyla. Bir diğer madde ise Alman ordusuyla ilgiliydi. Alman ordusu. Bu maddeye göre Almanlarla bir daha savaşmak istemeyen itilaf devletleri Alman ordusunu küçültme kararı aldılar ve orduya 100 bin asker sınırı getirdiler. Bu oldukça küçük bir rakam çünkü savaşlarda daha önce de görmüştük ülkelerin 300 bin 400 bin askerle savaştıkları e, bakidir ve hatta daha fazla sayıda askerle savaştıklarını da gördük. Ve tabi bu rakam savaşmak için yetersiz kalıyor 100 bin asker yani bu bir ordudan ziyade daha çok bir polis gücü gibi. Bunun yarı sıra denizaltı, savaş gemisi, uçak gibi güçlü ordu yaratabilecek silahlara da izin verilmedi Almanya için. Böylece itilaf devletleri bir daha Almanya ile savaşmak zorunda kalmayacaklardı. Kendilerini böyle bir garantiye almak istediler. Versay'ın maddelerinden en önemlilerinden biri de toprak paylaşımıydı. Yazıyorum toprak paylaşımı. Tabii ki bu paylaşılan toprakların çoğu Almanya'ya aitti. Polonya, Alman İmparatorluğundan ayrıldı burada gördüğünüz haritada günümüz Polonyası. Bakın Almanya bu çizgiyle ikiye ayrılmış durumda. Doğu Prusya hala Almanya toprakları içinde yer alıyor ama tek başına kalmış ve oracıkta duruyor. Polonya'nın yanı sıra Almanya Alsaz-Loreni de kaybetti. Fransa'nın çok istediği bu bölge sonunda tekrar Fransızlara gitmiş oldu. Toprak kayıplarının en önemlileri ise Almanya'nın tüm sömürgelerini kaybetmesi oldu. Almanya 1871'de kurulmuş genç bir ülkeydi. Ama yine de bir imparatorluk kurmayı başarmıştı. Afrika boyunca, Afrika, Pasifik, Pasifik'te ve hatta Çin'de, Çin'de bile sömürgelere sahipti. Tüm bu sömürgeler Versay Antlaşması ile İtilaf Devletlerinin eline geçti. Versay Antlaşması'nın asıl amacı Almanya'yı zayıflatmak ve aşağılamaktı. Alınan bu kararlar sonraki yıllarda Almanya için bir intikam nedeni oluşturmuş ve bu intikam kanlı bir şekilde tarihte maalesef yerini almıştır. İkinci Dünya Savaşı Woodrow Wilson bu antlaşmayla milletler cemiyetini de kurdu. Burada aslında ironik bir durum var o da şu. Amerika'nın bu antlaşmayı onaylamamış olması yani Versay Antlaşması'nı. Başkan Wilson'a göre bir devletin topraklarını başka bir devlete vermek oldukça yanlış bir şeydi ve kişilerin kendileriyle ilgili kararları kendilerinin vermesi gerekiyordu. Uzun lafın kısası Amerika bu antlaşmayı onaylamıyordu. Yani Versay Antlaşması'nı imzalamıştı ama daha sonra kendi ülkesinde onay çıkaramamıştı ve antlaşma Amerika tarafından onaylanmamıştı. Paris Barış Konferansı'nda birçok karar alındığını söylemiştik. Bunların arasında Osmanlı ile ilgili olanlar da var ki onlar başlı başına ayrı bir ders konusu o yüzden burada girmiyorum. Savaş sonrasında yapılan barış antlaşmasıyla kaybeden ülkelerin toprakları paylaşıldı demiştik. Bunlardan biri de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu topraklarıdır. Bu imparatorluk da parçalandı. Avusturya ayrı bir ülke oldu ve bu antlaşma ile Almanya'nın Avusturya'ya girişi yasaklandı. Macaristan da ayrı bir ülke oldu. Yani eskiden Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'ydu... Ve Bu antlaşma sonrasında bu imparatorluk Avusturya ve Macaristan şeklinde iki farklı ülkeye bölünmüş oldu. Bunların yanı sıra Çekoslovakya, Yugoslavya gibi yeni ülkeler ortaya çıktı. Bosna, Sırbistan, Hırvatistan, Litvanya gibi ülkeler bu imparatorluğun dağılmasıyla ortaya çıkan ülkeler oldu. Sonuç olarak bu antlaşmayla yeni bir Avrupa haritası çizildi diyebiliriz. Ayrıca bir de Rusya'nın yıkılmasıyla oluşan durum var. Rus İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla doğuda bazı ülkeler bağımsızlıklarını kazandılar. Gerçi bu ülkelerin bazıları birçoğu sonradan kısa bir süre sonra kurulacak olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin uydu devletleri haline gelecekti ama şimdilik Birinci Dünya Savaşı sonrasında kısa süreliğine de olsa bağımsızlıklarını kazanmışlardı. Yani geniş fotoğrafa baktığımızda Paris Barış Konferansı ve Versay Antlaşması ile birlikte trajik bir şekilde yeni bir Avrupa haritası ortaya çıkmış oldu.